Merhaba herkese akşamlar. Goodyear e, günlük grafik. Goodyear'ı uzun zamandır e, bayağıdır biliyorsun çekmedim. iki hafta üç hafta oldu herhalde. Tam hatırlamıyorum. 8 lira 6 kuruş <laughs> direnciyle takip ediyorduk. Yani 8 lira 10-18 kuruş çok önemli değil yani bir direnç bölgesindeydi. <laughs> i̇yi bir görünüm var. Ya e, daha doğrusu iyi bir görünüm yaptı. E, kırdı, yürüdü. Şimdi bunlar birisiyle Goodyear çok benzer hareketleri yapıyor. birisi biraz daha farklı da hareket olarak. Geliyorlar bir yerde takılıyorlar salıyorlar 20 gün üstüne e oradan bir toparlıyorlar tekrar direnç kırıp tekrar yukarı falan. E, tekrar eden biraz e, benzer hareketler. E, akım yukarı. E, burada, on, burada ana olarak söyleyeyim yani hiç 8 gün 200 gün karıştırmıyorum. Doğrudan e, 20 gün veya işte bir trend çizin. O trend kırılmadıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Şuradan da alabiliriz. Hatta nerede buradan biraz yatay olacak da bir saniye. Daha tabi dik alacağız yani şuradan ya da doğrudan buradan alayım. Niye uğraşıyorsa böyle bir trend alın. Arkada çok yer aramaya gerek yok. 20 günde de dediğim gibi benzer yere gelir e, genellikle bu tür bu açıdaki trendler. Bunu da bir kaldıralım. E, i̇şi biten çizgilerle hiç işimiz yok. Trendin geri şu an olan şey. Ne zamana kadar? E yani avansını da verirsiniz belki ama 8-20 diyelim biz bunu. 8-20-25 civarı diyelim hani avansıyla e, kırılana kadar da hiçbir sıkıntı yok ama çok kısa vadeciyseniz alırım kaçarım e, beni yırgalaması trend brand, oraya kadar beklemem diyorsanız yani 8-60 kırıldığı zaman e, bir 8 36 teması e, beklenir onu da söyleyeyim tabi burada e, biz bir tedirginlik olduğunu göze almak lazım onun da farkında olun e, 900 lira da yaptı direncini bakalım Tekrar bekleyeceğiz e, trende değecek yer mi, dönecek dokuzumu kıracak, kırmayacak mı? Ne yapacak, göreceğiz yarını bilemeyiz neticede. E, şu an boynu aşağı çevirmiş hafif e, yani bir mekdi falan henüz yatayda e, sata geçmemiş ama RSI artık ortalamasını aşağı yönlü e, kesmiş e, yavaş yavaş gelip şimdi 860 kırılırsa e, orada biraz daha dediğim gibi bir trend düzeltmesi muhtemelen olma ihtimali ya da en azından öyleyim, olma ihtimali e, yükselir. Trende uyduğu müddetçe de hiçbir sıkıntı yok. E, zamansallık açısından e, üstte oluşturduğu direnci de e, maksimum 1 Şubat gibi kesmesi beklenir. Yani yukarı yönlü e, orada kırılıp beklenir. Trende uyduğu müddetçe yani onun için trend takibini iyi yapmanız lazım. Oraya göre strateji oluşturup karar vermeniz lazım. Onu da söyleyeyim. E, 1.618 kırılmıştı geçen sefer. E, burada tekrar yoluna devam ederse yukarıda 2, 272 niye koydum ben bilmiyorum ama ara seviye olarak burada koymuşum. Herhalde şey çok sev... E, ne şey çok fazla diye. Marjı çok fazla diye koydum büyük ihtimal. Hatta merak ettim bakalım şu 9... 2 seviyesine denk geliyor mu? E, yok gelmiyormuş daha erken. 9.49'da Fibonacci 2 düzeltme seviyesi var onu da söyleyeyim. Yani belki orası da bir direnç olabilir. Ee, bunun dışında söylenecek Goodyear için başka bir şey yok. Yani pozitif kağıt Goodyear. Ee, onlar Brisa, Goodyear e, biraz şeyin profili farklıydı tabi. korsanın farklıydı ama geçen yapmıştım galiba onun da videosunu. O da patladı gitti yukarı doğru ee, çok hızlı gitti. Yani bir kırdı tam kırdı. Gerçi son grafiğe bakmadım ama bugün bir kar satışları geldi orada. Nerede kapattığını tam bilmiyorum şu an. Pozitif olarak da otomotiv sektörü olduğu gibi pozitif devam ediyor. Yani karsan işte aklınıza ne gelirse hatta gerçi jansa diyeceğim o bambaşka bir şey. Jansa bambaşka bir hikaye. Onun geldiği nokta o ayrı bir konu. Ama otomotiv sektöründe pozitif hareketler hala Sürüyor birbirine bağlı mıdır yani birisi düşünce hepsi düşer mi öyle de bir şey yok o, onu da söyleyeyim hani Atıyorum tofaş geri gelirse e, bu da mı gelir hayır e, bir bir alakası yok İlle de yani e, doğrusal olarak e, Mutlaka geri gelecek anlamında değil Ama hani tabii e, bistyüzün iştahı burada önemli yani bunu bu her videoda söylüyorum Hatta çoğu zaman da Hatırlatıyorum bistyüzde risk iştahı azaldıkça e, Elbet ki yani şimdi e, kağıtlar iyi yani hepsi tabi aşağı yön çevirecek diye bir şey yok. Ama ne de olsa yukarı yöndeki momentumlarında da e, ufak ufak düşüşler görülebilir. Yani neticede yani ben pazar videosunda söyledim yani 1600'e yaklaştıkça e, orada bir tedirginlik, bir şey e, artıyor yani baskı artıyor. Zaten dolar olarak da biz düz bir kırılma noktasında 7 yıllık direncinde şu anda. E, o da baskıyı muhtemelen arttırıyor. E, orada da bakalım göreceğiz. E, o yüzden bunu da biraz önce Ford videosunda da böyle detaylıca anlattım daha detaylı anlattım yani şeyde yaklaştıkça böyle biz yüzde tedirginlik yaklaştıkça biraz stoplar da haliyle yukarı taşınabilir ona, ona dikkat etmek lazım yani o duruma o stoplar biraz yukarı taşınırsa yarın bir gün e, aşağı hareketler sertleşebilir hani good, good year için tekrar söyleyeyim de good year için söylemiyorum yani orada zaten çok pozitif bir durum hala devam ediyor eee bu sadece bir katalizör etkisi olarak söyledim. Oradan destekleri o yüzden ciddiye almak lazım bugünlerde. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar.